Merhaba sevgili öğrenciler. Ben fen bilgisi öğretmeni Filiz Yıldırım. Bu dersimizde fen bilimleri MEP kitabındaki 4. ünite madde ve değişim ünitesindeki değerlendirme sorularını beraber çözeceğiz. Ünitenin sonunda sınavlarda çıkmış sorular var. Öncelikle onlara bakmak istiyorum. Birinci sorumuzdan başlayalım. Şekilde gösterilen deneyde çaydanlıktaki su sürekli ısıtılmaktadır. Buna göre 1 ve 2 ile gösterilen olaylar aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Çaydanlıktaki su ısıtıldığı zaman su sıvıydı. Sıvı burada gaz haline dönüşüyor sıvının gaz haline dönüşmesine biz buharlaşma diyorduk. O zaman A, B ve C şıkları eğleniyor. Soğuk kapağı değen buharın, gazın tekrar sıvı hale dönüşmesine de biz yoğuşma diyorduk. O zaman D şıkkı doğru oluyor. İkinci sorumuzda Şekildeki düzenekte tahta masa üzerine metal levhanın geçebileceği aralıkta iki çivi çakılmıştır. Bu düzenekte metal levha ısıtıcı ile bir süre ısıtıldığında çivilerin arasından geçmediği görülüyor. Metal levha önceden geçerken şimdi geçmiyormuş. Bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? A Maddeler soğutulduğunda büzülür. Bu ifade doğru olabilir ama yukarıda bunu anlatmıyor. Yukarıda ısıtıldığı yazıyor o yüzden yanlış. Maddeler ısıtıldığında genleşir. Evet, bu madde ısıtıldığında genleştiği için zaten çivilerin aralığından geçemiyor. Bu bilgi doğru. Hacmi azalan maddeler genleşir genleşme hacminin artması demektir. Bilgi tamamen zaten yanlış. Büzülen maddelerin hacmi artar. Tam tersine büzülen maddenin hacmi azalır. Doğru şıkkımız B olacak. Üçüncü soruda bize bir tablo vermiş. Tabloda maddelerin erime noktaları verilmiş. Saf maddelerimiz kalsiyum, çinko, şeker, kabartma tozu, ve erime noktalarının değerlerini vermiş. Bunlardan hangisi 500 derecede katı haldedir demiş. Şimdi katı hali bu tür sorularda nasıl buluyoruz? Madde erimeden önce hangi haldedir? Madde erimeden önce katı haldedir. Peki madde eridikten sonra hangi haldedir? Sıvı haldedir. O zaman tek tek bakmam gerekiyor. 500 derecede hangi haldeler? Kalsiyum 839 derecede sen eriyorsan eğer 500 derecede daha erimemişsindir. O zaman 500 derecede hala katı haldedir. Katı hali aslında buldum. Ama devam edeceğim diğerleri niye olmuyor? Çinko 420 derecede sen eriyormuşsun. 500 derecede zaten çoktan erimiş haldesin yani sıvı haldesindir. Şeker 185 derecede erimişsin o zaman 500 derecede çoktan erimişsindir sıvı haldesindir. Kabartma tozu 300 derecede erimişsin 500 derecede zaten çoktan erimiş haldesin yani sıvı haldesin. Cevabımız kalsiyum olacak. Dördüncü sorumuzda yine bir deney sorusu var. Şekildeki kaplar ve termometreler özdeş olup içlerinde aynı miktarda su bulunmaktadır. Suların miktarları aynı. Kaptaki suyun ilk sıcaklığı 65 dereceymiş. 65 derece göstermiş. İkinci kaptaki suyun ilk sıcaklığı 30 dereceymiş. Bunu da göstermiş. Derece Celsius çocuklar ben derece diyorum. Aynı anlamda kullanabiliriz. Sıcaklığı 50 derece olan sudan her iki kaba yavaş yavaş eşit miktarda ilave ediyorum. Bakın çocuklar buna da 50 derecelik sıvıdan ilave ediyorum suda. Buna da 50 derecelik sudan aynı miktarda ilave ediyorum. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklığında hangi durum gözlemlenir? Öncelikle bir düşüneyim. 65 derece 50'den daha sıcak. Sen sıcak bir suya ona göre soğuk bir su koyarsan buranın sıcaklığının azalmasını beklerim. 30 derece 50 dereceye göre soğuk bir sudur. O zaman 30 dereceye daha sıcak bir şey koyduğumda buranın sıcaklığının artmasını beklerim. Bakalım şıklarda ne söylemiş. Birinci de azalır son sıcaklık. ikinci de değişmez demiş. O zaman bu olmadı. İkinci de biraz yükselir. Evet. Birinci de biraz azalır. O zaman bu oldu. Kaplar açık olduğu için bir değişiklik olmaz demiş. Hayır. Her ikisi de önce azalır sonra aynı olur. Bu da olmadı. O zaman cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuza bakalım çocuklar. Şekildeki ısıtıcılar ve içlerinde aynı hacimde sıvı bulunan kaplar özdeşmiş. Evet yine bir deney sorumuz var. Bu kaplar sıvıların sıcaklıkları sabit kalıncaya kadar ısıtılıyor. Evet alttan ısılar verilmiş su ve etil alkol. Bu deneyde sıvıların özelliklerinden hangisinin farklılığını belirlemek amaçlanmıştır. Şimdi e, burada ifade çok önemli çocuklar sıcaklıkları sabit kalıncaya kadar Sıcaklık ne zaman sabit kalırdı? Sen alttan ısı vermene rağmen sıcaklık sabit kalıyor muydu? Evet, kalıyordu. Ne zaman kalıyordu peki? Hal değiştirdiği zaman. Demek ki iki tane sıvı varsa bu sıvılar hal değiştirince sıcaklık sabit kalacak. O zaman bu sıvılar kaynamış olmaları gerekiyor, değil mi? Genleşme ve büzülme değil zaten. Hal değişimini arayacağız kaynama noktalarının farklılığını belirlemek istiyordur. Cevabımız bu. Peki neden D olmaz? Buharlaşma sıcaklıklarını. İyi de buharlaşma her sıcaklıkta oluyor zaten. Ben burada onu belirlemeye çalışmıyorum. Buharlaşırken sıcaklık sabit kalmıyor. Madde hal değiştirirken, olay buharlaşmayken olur. Ama buharlaşma sıcaklığı diye bir sıcaklık yok çocuklar. Evet, altıncı sorumuzda bir kardan adam var. Kardan adamdaki değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kardan adamın görünümü bir süre sonra şekildeki gibi değişiyormuş. Kardan adam eriyor çocuklar. Görüyoruz zaten katıdan sıvıya geçiyor. Çok basit bir soruymuş. Peki bu erime esnasında madde ısımı alır, ısımı verir? Hemen hatırlıyorum. E, erimesi için ısı alması lazım değil mi? Madde ısı alır. Evet, çevreden ısı alması doğru cevabımız olacak. Çevreye ısı vermesi değil, sıcaklığın azalması değil. Yoğunlaşma olayı zaten burada görünmüyor. Evet, ya yedinci sorumuz yine bir deney sorusu. Bu gözleme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım ne anlatıyor deneyimizde. Aynı büyüklükte şişirilmiş özdeş balonlar. Birinci ve ikinci cam kaplarda bulunan farklı sıcaklıktaki suların içine batırılıyor. Öncelikle aynı şekilde şişirilmiş ama sıcaklığı farklı kaplara konuluyor. Bir süre sonra kaplardaki balonun görünmüş şekildeki gibi oluyor. Ne olmuş bakalım bir değişikliği gözlemleyelim. Aa, buradaki balon büzülmüş. Buradaki balon şişmiş daha da fazla şişmiş genişlemiş. O zaman ben buna genleşme diyeceğim. Burada büzülme diyeceğim. Peki sularım az acaba sıcaklıkları nasıldı? E burada büzüldüğüne göre su demek ki soğuk. E burada genleştiğine göre demek ki bu kaptaki su sıcak. Bakalım hangisi oluyor o zaman? Birinci kaptaki suyun sıcaklığı daha fazladır. Hayır birinci kapta büzülme var olmadı. Soğuk su sıcak suya batılan balon hacmi küçülür. Olmaz sıcak suda hacmi artar. Genleşme olur. Bitti. Birinci kaptaki balon büzülmüş. ikinci kaptaki balon genleşmiş. O kadar kolay sormuş ki hatta suların sıcaklıklarını bile vermemiş burada cevabımız bu. Büzülen balonun hacmi artmış. Hayır büzülen balonun hacmi azalır. Bu da gitti. Cevabımız C şıkkı. 8. soruya bakalım. Çok güzel bir soru çocuklar. Ee, burada maddelerin ısı alması ve ısı vermesiyle ilgili bilgi sorusu. Suyun hal değişimi döngüsü şekilde verilmiştir. Buna göre döngüde gerçekleşen olayların hangisine madde ısı alır? Çocuklar, bakın maddenin 3 hali vardı. Katı hali, sıvı hali ve gaz hali. Unutmayın, katı deyince aklımıza buz geliyordu. Gaz deyince de aklımıza su buharı geliyordu. O su buharı daha sıcaktır. O zaman katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza geçen olaylara ihtiyacım var. Katının sıvıya geçmesine erime diyorduk. Sıvının gaza geçmesine buharlaşma diyorduk. Katının direkt gaza geçmesine süblimleşme diyorduk. O zaman hangisi olacak? Madde ısı alıyorsa erime, buharlaşma ve süblimleşme diyeceğiz. Evet çocuklar 9. sorumuzda bir tablo vermiş. Yine bir deney yapıyor. Tabloya göre sıvı ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılır? Şekildeki bir ısıtıcı ile sürekli ısıtılan saf sıvının sıcaklığı belli aralıklarla ölçülüp tabloya kaydedilmiş. Tabloyu bir incelemek istiyorum. Zaman devamlı artıyor. Bir sıcaklığa bakayım. 15, 30, 40, 57, 47, 53, 53, 53. Oo! Sıcaklık sabit kalmış. Sıcaklık ne zaman sabit kalırdı? Bakın bunu hep soruyorlar unutmayın. Hal değişimi varsa sabit kalırdı. Peki bunun içerisindeki sıvıysa sıcaklığı devamlı artıyorsa burada hangi hal değişimi vardır? Madde burada buharlaşma olayını gerçekleşiyor. Yani kaynamaya başlamış. Sıvının kaynama noktası 53 derecedir. Evet 53 derece bunun kaynamaya başladığı sıcaklık. Doğru. Yine de bakacağım ama. Sıvı 20 dakikada kaynamaya başlamıştır. Hayır sıvı 25. dakikada kaynamaya başlamış. 20. dakikada daha kaynamamış sıvının sıcaklığı kaynama süresince artmıştır. Çocuklar sıcaklık artmamış ki 53, 53, 53 sabit kalmış artmamış. Sıvı 25. dakikada buharlaşmaya başlamış. Çocuklar 25. dakikada değil hepsinde buharlaşma var. 25. dakikada kaynamaya başlamış. Bu olayın adı buharlaşma. Bakın buraya karıştırmayın lütfen. Olayın adı buharlaşma ama 25. dakikada kaynama yani hızlı buharlaşma olmuş. Hal değişimi işte burada oluyor. Yanlış cevabımız Adana. Evet bir grafik sorusu. Grafik yorumları bizim için çok önemli. Ayşe'nin çizdiği grafik aşağıdaki hangisidir demiş. Ayşe x, y, z saf katı maddelerini ısıtıp erimeye başladıkları bakın erimeye başladıkları andaki sıcaklıkları yazmış. Buna göre bir tablo oluşturmuş. Ben bunu aşağıdakilerden hangisi uyuyor bakacağım. X 8. dakikada erimeye başlamış ve sıcaklığı 72. Y 4. dakikada erimeye başlamış ve sıcaklığı 38. Z 6. dakikada erimeye başlamış ve sıcaklığı 64. Bakıyorum. Sıcaklık madde, bir kere maddeler X, Y, Z ama Hepsinin sıcaklığı 174 demiş. Hepsinin sıcaklığı 174 değil. Bu gitti. B'ye bakıyorum. A bak 8. dakikada X maddesine bakıyorum. Sıcaklığı 72. A buradaki gibi aynı. Z'ye bakıyorum 6. dakikada. Z seni buldum. 6. dakikayı buldum. Kaçmış? 64'müş. Bakayım öyle mi? A evet 64. Y'ye bakıyorum 4. dakikada. Y 38'miş. Evet bakın y dördüncü dakika 38. O zaman cevabımı buldum. Diğerlere uygun değil. Evet 11. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen olayların hangisi maddelerin genleşmesi ile ilgilidir? Genleşmede madde sıcak olduğu zaman hacmi artıyordu. Unutmayalım bunu hemen böyle bir kenara yazalım aklımızda bulunsun. Cam kavanozdaki metal kapan ısıtılınca daha kolay açılması genleşme. Sıcak su konulan soğuk cam bardağı çatlaması. Bak sıcak suya koydun cam bardağı bardak çatladı. Neden bardak genişledi çünkü genleşti. Yaz mevsimlerinde direklerdeki elektrik tellerinin uzaması. Bakın yaz mevsimi hava sıcak, elektrik telleri uzuyor, genleşme. Isak çamaşırların yazın daha çabuk kuruması. O zaman burada yalnız buharlaşma olayı var. Çamaşır kuruyormuş. O zaman buhar neydi? İçindeki sıvı buhar olup gitti. Genleşme değil. Cevabımız olmayanı sormuş. Değişik olacak. Hemen 12. soruya bakıyoruz. Bir grup öğrenci öğretmenin verdiği renksiz 3 saf sıvının aynı olup olmadığını bulmak istiyor. Bakın sıvının aynı olup olmadığını bulmak istiyorsa ayırt edici bir özelliğe ihtiyaç var. Önce sıvıların miktarlarını, miktarlar ayırt edici değildir. Ve başlangıç sıcaklığını ölçüp verileri aşağıdaki kartlara yazıyor. Sonra sıvıları ısıtıyor ve sıvıların sıcaklığının sabit kaldığı değeri kaydediyor. Sıcaklık ne zaman sabit kalır? Hal değişimi esnasında. Peki, benim yerim yetmedi yazamadım. Hal değişimi varsa o erime noktası, kaynama noktası, donma noktası maddenin ayırt edici özelliği değil mi? O zaman maddeleri ayırt edebilirim. Demek ki benim hacimlerine değil, başlangıç sıcaklığına değil, benim neye ihtiyacım var? sıcaklığın sabit olduğu değere ihtiyacım var. Aa, bakın çocuklar birinci sıvı 78'de sıcaklığı sabitmiş. İkinci sıvının yine 78. Oo, bu iki madde o zaman aynı madde aynı derecede kaynamışlar. Üçüncü sıvı su bakın su 100 derece. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Birinci ve ikinci sıvı aynıdır. Üçüncü sıvı farklıdır. Lütfen artık bunu iyice öğrenin. Sıcaklık sabit kalıyorsa madde hal değiştiriyordur. Ya eriyordur, ya donuyordur, ya kaynıyordur. Evet, 13. sorumuza bakalım. Parasız yatılı bursluluk sınavlarında hep çıkmış bu sorular. Bir e, kavram vermiş ve kavramın özellikleri yazılmış. Hemen bir bakalım soru işaretiyle gösterilen yere hangisi gelmeli? Sıcaklığa bağlı olarak hızı değişir demiş. Her sıcaklıkta olur. Tanıdık geldi mi çocuklar? Büzülme her sıcaklıkta olmaz. Kaynama her sıcaklıkta olmaz. Genleşme her sıcaklıkta olmaz. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Maddenin yüzeyinde gerçekleşir. Buharlaşma. Cevabımız C olacaktı. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir öğrenci ıslak çamaşırları asmadan önce ve astıktan bir süre sonra odanın sıcaklığını ölçüyor. Çocuklar... E, Buharlaşma olayını hemen hatırlayalım. Suyun içerisinde su tanecikleri vardı, sıvı ve dışarıdan ısı alırsa bu su taneciği ısıyı alırsa bak dışarının ısısını çekiyor. Size bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Isısını çekiyor ve bu su tanecikleri buharlaşıp yukarıya gaz halinde gidiyorlar bu olay. Buharlaşmaydı. Çamaşırın kuruması. Peki odada neden sıcaklık düşmüş o zaman? Çünkü buharlaşırken maddeler çevrelerinden ısı alırlar. Hadi bakalım. Ölçüm sonuçlarına göre öğrenci odadaki sıcaklığın düşmesinin sebebi. Aşağıdakiler hangisiyle açıklar? Çamaşırın soğuk ortamda geç kuruması. Değil. Çamaşırın sıcak ortamda çabuk kuruması. Olabilir mi? Değil. Çamaşırların, ya bu doğru olabilir ama burada onu anlatmıyor. Çamaşırın kururken ortama ısı vermesi. Ortama ısı mı veriyor, ortamdan ısı mı alıyor? Şu maviyle çizdiğim yerler ortamdan ısı alma bakın. Çamaşırlar kururken ortamdan ısı alması. Ortamın ısısını çektiği için oda soğuyor. Cevabımız değişik oldu o zaman. Evet, sınavda çıkmış soruların sonuncusuna geldik ama devam edeceğiz. Başka sorularımız da var. Öğrenci bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır? Bir öğrenci özdeş cam kapları temas ettirerek şekildeki deney düzenini kuruyor. Sonra belirli zaman aralıklarında termometredeki sıcaklık değişimini gözlemliyor. Bakalım 20 derece ve 50 derece. 20 derece ile 50 dereceyi kıyasladığım zaman 20 derece soğuk su oluyor değil mi? 50 derece 20 dereceye göre sıcak su oluyor. Hemen aklıma şu geliyor. Aa, sıcaktan soğuğa doğru ısı akışı var. Bakalım ne soruyor bize? Öğrenci bu deneyle aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşır? İkinci kaptan birinci kaba ısı aktarımı gerçekleşir. Evet doğru. Birinci kaptan ikinci kaba ısı aktarımı olur. Yanlış. Su miktarları aynı olduğundan kaplar arasında ısı aktarımı olmaz. Hayır ısı aktarımın olması için sıcaklıkların farklı olması lazım. Miktarla işimiz yok. Yanlış. Suların sıcaklıkları farklı olduğundan kaplar arasında ısı aktarımı olmaz. Suların sıcaklıkları farklıysa zaten ısı aktarımı olur olmaz demiş. Cevabımız A şıkkı. Evet çocuklar şimdi ünite değerlendirme sorularımıza geçiyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altlarının boşluğa doğrularını yazınız. Bakalım. Isı ve sıcaklık aynı kavramdır. Hayır. Yanlış. Isı ve sıcaklık farklı kavramdır. Isı konusunda bunları tablo ile göstermiştim size. Saf maddeler için erime noktası ayırt edicidir. Evet erime noktası, donma noktası, kaynama noktası ayırt edici özelliktir. Doğru. Bir madde ısı aldığında sıcaklığı her zaman artar demiş. Hayır, her zaman artmaz. Eğer madde hal değiştiriyorsa sıcaklık sabit kalır. Bunu lütfen unutmayın. Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşmez demiş. Sıcaklığı eşit zaten niye birbirlerine salıp versinler ki aynı sıcaklıkta? O yüzden ısı alışverişi gerçekleşmez. Buharlaşma belli bir, bir sıcaklıkta gerçekleşir demiş. Hayır çocuklar kaynama belli sıcaklıkta oluyor. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Yanlış. Eriyen bir sıvının erime süresince sıcaklığı artar demiş. Çocuklar madde eriyor, donuyor, kaynıyor, hal değiştiriyorsa sıcaklığı hal değişim esasında sabit kalır. Yanlış. Bir madde ısı verdiğinde sıcaklığı azalır. Evet ısı veriyorsa içindeki ısıyı kaybetmiştir. Tabii ki sıcaklığı azalacak o zaman. Doğru. Kar yağarken hava soğur. Karın yağması neydi? Havadaki su damlacıklarının buz taneciklerine yani katı taneciklerine dönmesiydi. Yani bu olay donmaydı. Donma olayında madde ne yapar? Donma olayında madde çevresine ısı verir. O zaman çevresine ısı veriyorsa çevresi biraz ısınması lazım değil mi? Soğuması değil ısınması lazım. Kaynama sıvının sadece yüzeyinde olur demiş. Hayır, kaynama sıvının her yerinde olur. Yanlış. Evet, şimdi çoktan seçmeli sorularımızı cevaplayalım çocuklar. 3 tane kap vermiş. Yukarıdaki X, Y, Z kaplarında eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta alkol bulunmaktır. Hadi dolduralım o zaman. Eşit miktarlarda sularımız olsun. Eşit miktarlarda dolduralım buraları eşit miktarlarda alkollerimi koydum. Burası geniş bir yer olduğu için, geniş bir yer olduğu için böyle yayıldı. En geniş x, z kabı ise en dar yüzeye sahiptir. Buna göre kaplardaki alkolün aynı ortamda tamamen buharlaşma süresinin en az olandan en çok olana doğru sıralanması aşağıdakiler hangisi gibi olur demiş. Şimdi bakın. Burada buharlaşmasını istiyor. Yani tamamen buharlaşıp gidecek. Biz ne demiştik? Buharlaşma nerede olurdu? Buharlaşma yüzeyde olurdu değil mi? Burası dar bir kap. Burası geniş bir kap. Geniş bir kap olduğu için o yüzeydekilerin hepsi buharlaşıp gidecek. Rahat rahat gidebilecekler. Geniş geniş. Ama buradakiler önce bunlar buharlaşacak da sonra alttakiler yüzeye çıkacak da çok uzun sürer. Yani bu bir dakikada buharlaşıp biterken Ağzı dar olan, yüzeyi küçük olan kap diyelim ki 3 dakikada buharlaşacaktır. Bu da zaten arada kalıyor. Buna da 2 dakika diyelim. Buharlaşma süresini en azdan başlat diyor. O zaman en az X, sonra Y, sonra Z olacaktır. Cevabımız B oluyor. Evet, 2'ye bakalım. Soğuk havalarda içerisi sıcak olduğunda... Otomobil camları buğulanır. Bakın size demiştim ki buğulanma, yağmur, yoğuşma. Buğulanma, yağmur, yoğuşma. Ne kadar benziyor değil mi? Yumuşak gelir. Iki, üçünde de aynı. Yoğuşma neydi? Yoğuşma havadaki gaz taneciklerin soğuk olduğu zaman ısısını kaybedip su damlacıklarına dönüşmesiydi. Yani sıvıya dönüşmesiydi. Yoğuşma buydu. Değil mi? O zaman Aşağının hangisi bu duruma doğru olarak açıklanır? Bakın otomobildeki havadaki gazlar hava soğuk olduğu için direkt sıvıya dönüşüyor. Camda su damlacıkları oluşuyor. Buğulanma diyoruz buna. Isı alan katı madde. Bir kere ısı alan katı bir maddemiz yok. Sıcaklık artışı buharlaşma hızlandırır. Burada buharlaşma olayı da yok ısı kaybeden gaz halindeki maddeler yoğuşur. Evet, camların buğulanması yoğuşma olayıdır. Bu ağırlaşma sıcak ortamda daha hızlı gerçekleşebilir. Bu bilgi doğrudur ama yukarıdaki anlatıma uygun değil. Cevabımız C şıkkı. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen cümlelerden kaç tanesi ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır? Bakalım. Bugün havanın ısı derecesi. ısı hmm. derecesi diye bir şey mi var? Cık. Sıcaklık olmasın o. Olmadı. Dondurma havadan sıcaklık alıp. Hmm. olmadı. Sıcaklık alınıp verilmez. Sıcaklık senin hissettiğin şeydi. Isı alınıp verilir. Yanlış. Soba sayesinde odanın sıcaklığı yükseldi. Evet, soba ısı verirse odanın sıcaklığı yükselir. Doğru. Banyo suyunun ısısı 50 derece ısı dereceyle olmaz. Derece sıcaklık birimidir. Isı dediği için olmadı. Evet, kaç tane doğru kavram var? Bir tane. Cevabımız A o zaman. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir maddeye ısı verilmesi o maddede aşağıdaki değişimlerden hangisine sebep olmaz? Dikkat edin çocuklar. Bu tür sorularda bazen... Altını çizer bazen koyu yapar bazen hiçbir şey yapmaz siz dikkat edeceksiniz düzgün okuyacaksınız. Isı veriliyorsa maddeye o madde sıcak oluyordur değil mi? Sıcak olursa genleşir. Sıcaklığı artabilir ısı alıyor çünkü. Hacmi değişebilir ama sen bir maddeye ısı veriyorsan büzülme olmaz. O ısısını aldığın zaman içindeki ısısını çektiğin zaman olur. Cevabımız değişik. Beşinci sorumuz: Maddeler ısı kaybedince boyutları küçülür ve büzülür. Büzülme diyorduk bu olaya. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu durumu örnek olarak gösterilebilir? Kaynayan çaydanlık hmm, büzülme de madde soğuk olacak, kaynamayacak değil mi? Kaynıyorsa sıcak olur, genleşme olur. Çaydanlık kapağını oynatması da genleşmeden dolayı büzülmeyi örnek olamaz. Afif şişkin bir balonun sıcak su sıcak sıcak dikkat sıcak su içerisine konunca daha çok şişmesi, büzülme yok burada genleşme var. Kışın hmm, buldum soğuk. Kışın elektrik tellerin gerginleşmesi. Yani gerginleşmek ne demek? Tel kısalıyor, geriliyor. Yani büzülmüş. Şıkkımız doğru. Soğuk barda sıcak su koymuşsun. E sıcak su koyarsan bardak genişler ve çatlar. Bu da genleşme ile ilgiliydi. Cevabımız C olacak. Evet 6. sorumuz bir grafik sorusu. Bu grafiğe baktığım zaman acaba ne görüyorum? Sıcaklık 30, 50, 70, 110, 150 yani ısı alan bir madde. Sürelerimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. dakikalarda. Grafimi önce incelemek istiyorum çocuklar. Soruya geçeceğim ama grafimi bir göreyim ne anlatıyor bana. Bakın ilk sıcaklığım 30'muş, 50'ye çıkmış, 70'e çıkmış, 100'e kadar çıkmış. Ama 110'dan sonra bak sab, ooo sıcaklık sabit kalmış. Hemen aklıma ne geldi? Madde burada hal değiştiriyor. Sonra ne yapmış? Tekrar sıcaklığı artmış. Yıldız koyuyorum buraya madde hal değiştirmiş. Yukarıdaki grafikte saf bir sıvı diyor. O zaman bu sıvı hal değiştiriyorsa burada buharlaşma olayı vardır. Ve buharlaşmanın sonucunda madde gaza dönüşmüştür. Zamana bağlı sıcaklık değişimi görülmektedir. Buna göre bu sıvının kaynama noktası. Evet tam şu nokta. Bakıyorum sıcaklık. Sıcaklık kaç derecesin? 110 dereceyim. O zaman kaynama noktası hangisidir? 114. Bunları lütfen çok soru çözerseniz çok kolay yapabildiğinizi görürsünüz. Bol bol soru çözeceğiz çocuklar. Yedinci soru. Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? Margarin erirken erime olayında madde ısı alır. Doğru. Su buhar haline geçerken buharlaşırken madde ısı alır. Doğru. Altın erirken erime olayı madde ısı alır. Doğru. O zaman cevabımız D şıkkı. Erime sıcaklığı 18 derece olan X maddesi önce sıvı sonra katı hale geçerek donuyor. Erime sıcaklığı 18 dereceymiş. X maddesinin donma sıcaklığı hangisi olabilir demiş. Çocuklar erime sıcaklığıyla yani erime noktasıyla donma noktası aynı değil miydi zaten sıcaklık olarak? Hemen hatırlayın su kaç derecede donar? Sıfır derecede. Peki buz kaç derecede erir? Sıfır derecede. E eşit bu sıcaklıklar. O zaman bu x sıvısı 18 derecede eriyorsa donması da 18 derecedir. Cevabımız B şıkkı. 9. soruya bakalım. Bir tablo vermiş. Genleşme büzüşme tablosu. Ayçin fen bilimleri dersinde bazı olayların genleşme ya da büzülme olduğuna karar vererek yukarıdaki tabloyu doldurmuştur. Ayçin'in tabloda yaptığı işaretlemelerden kaç tanesi yanlıştır? Yanlışı soruyor. Hadi gelin bakalım. Olayımız genleşme büzülme. Sıcak su. Sıcak su genleşme hemen aklıma geldi. Sıcak su konulan bardağın çatlaması neden? Bardak genişliyor. Bu yüzden çatlıyor. Ama büzülme demiş. Genleşmesi olması lazım. Bu yanlış. Termometredeki sıvı seviyesinin azalması. Hmm, niye azaldı? Soğuk olmalı, büzülmüş. Bunu doğru cevap vermiş. Kışın hava soğuk, büzülme olması lazım. Bakalım öyle mi yapmış? Kışın elektrik tellerin gerilmesi. Genleşme demiş. Olmaz. Büzülme demesi lazım. Yanlış. Kışın hava soğuk. Büzülüyor. Kapağı sıkışan kavanoz ısıtıldığında. Bak hemen genleşme geldi aklıma. Çünkü genişliyor. Hacmi artıyor. Kapağının açılması. Genleşme demiş. Doğru demiş. Kaç tane hatamız var çocuklar? Kaç tane yanlış yapmış tabloda? İki tane cevabımız. Beşik olacak. Evet çocuklar sorularımız bitti. Konuyu iyice öğrendiğinizi düşünüyorum. Eğer soru çözerken hala takıldığınız noktalar varsa videoyu baştan açıp tekrar dinleyin ve bol bol soru çözün çocuklar. Hoşçakalın.